Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Mitoz ve Mayoz'un karşılaştırmasını yapacağız. Gençler sizinle birlikte sorular üzerinden karşılaştırmasına geçeceğiz. Biliyorsunuz mitozu anlatıp arkasından eşeğsiz üremeyi anlatmıştık. Arkasından mayoz bölünme ve eşeğli üreme kısmı gelmişti. Mitozun ve mayozun çok fazla derecede karşılaştırmalı soruları çıkacaktır. O yüzden mitoz ve mayoz karşılaştırmasına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Tekrar etmek isterseniz de dinam odan sayfa 38'deki sorular üzerinden tekrarınızı yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk sorumuz tabii ki Dinamo soru bankamızdan sayfa 42'denmiş gençler. Hemen bakıyorum sorumuza. Bir eğrelti otunun hayat döngüsünde gerçekleştirdiği olaylara bağlı olarak kromozom sayısındaki değişim grafiği yanda verilmiştir. Bu hayat döngüsünde görülen numaralı evrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir diyor sorumuz. Şimdi bakıyorum bir numaralı olayda ne olmuş? Kromozom sayısı sabit kalmış. Bir numaralı olay kromozom sayısına sabit kaldığı tabii ki mitoz olayıdır. Baktığım zaman iki numaralı olayda iki n kromozom en kromozoma düşmüş. Yani kromozom sayısı yarıya inmiş. O zaman burada mayo gerçekleşmiştir. 3 numaralıda da kromozom sayısının sabit kaldığı bir grafik var. O yüzden buraya da tabii ki 3 mitozdur diyebilirim. 4'e baktığımız zaman n kromozom 2 n kromozom olmuş. Yani kromozom sayısı iki katına çıkmış. O zaman burası döllenme dediğimiz kısım olacak. 5 ile gösterdiğimiz kısım ise mitoz dediğimiz kısımdır. Bakalım eşleştirmelere. 1'in mitoz olduğunu söyledik. 2'nin mayoz olduğunu söyledik. 3'ün mitoz olduğunu söyledik. 4'e baktığımız zaman mayoz değil kromozom sayısının 2 katına çıktığı döllenme olayıydı. 5'inde mitoz olduğunu söylemiştik. Cevabımız tabii ki D'ye düşmüş oldu. Buradan diğer soruma geçiyorum. Mitoz bölünmedeki olay ve özelliklerinden hangileri mayozda da gözlenir diyor. Zaten bunlar mitoz bölünmede gerçekleşiyormuş, mayozda ortak olanları istiyoruz. Kromozom sayısı değişmez demiş. Hayır, mayozda kromozom sayısı yarıya iniyordu. Bir hücreden bölünme sonucunda iki yavru hücre oluşur demiş. Mayozda bir hücreden dört tane yavru hücre oluşuyordu. Genetik çeşitlilik yoktur demiş. Mayoz da genetik çeşitlilik vardı. Bölünme öncesinde DNA'nın kendine eşlemesi ise hem mitozda hem mayozda ortak olarak görülüyordu. Ortak olanları istediği için de cevabımız yalnız 4 yani A seçeneği oldu. Buradan hemen diğer bir hücre soruma da geçiyorum. Hücrelerle ilgili bir sorumuz yine. Bir hayvan hücresinde olaylarından hangileri mitoz ve mayozda ortak olarak gerçekleşir? Homolog kromozomların ayrılmasını nerede duyduk? Mayoz bölünme sırasında duyduk. Mitozda homolog kromozomların ayrılması söz konusu değildi. Sentrozom bir organeldi. de interfaz evresinde hayvansal hücrelerde tabii ki eşleş, eşlenirdi. Mitozda da ortak olarak görülecek Mayoz'da da ortak olarak görülecek. Yani seçenekleri ikiye almam lazım. Kromatin ipliğin kromozomlara dönüşmesi dediğimiz zaman Kromozom oluşumu da hem mitozda gerçekleşiyordu hem mayozda gerçekleşiyordu. Yani bu da tabii ki bizim için ortak olacak. Sinapsis, kıyazma, crossing over kelimelerini sadece nerede duyacaktık? Mayoz sırasında duyacaktık. Mitozda bu olaylar meydana gelmiyordu. Ortak olarak gerçekleşenleri sorduğuna göre cevabımız 2 ve 3 oldu. Hemen bir tane de eşleştirme sorusu çıktı karşıma. Yandaki mitoz ve mayoz ile ilgili ven şemasında A, B ve C özellikleri gösterilmiş. Buna göre olaylarından A, B ve C ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi sitoplazma bölünmesi demiş. Sitoplazma bölünmesine baktığımız zaman hem mitozda sitokinez gerçekleşiyordu hem mayozda gerçekleşiyordu. O zaman bunu orta noktaya koydum. Crossing over parça değişimi mayoz bölünme sırasında meydana gelebilirdi. O zaman bunun da C'ye gelmesi lazım. 2n kromozomlu hücreler mitozda meydana gelebilir. Mayozda 2n'den n'e düşme söz konusuydu. O zaman bunu da tabii ki 3'e yazmış olduk. A'nın 3 olması lazım, B'nin 1 olması lazım, C'nin de 2 olması lazım. Cevabımız tabii ki D seçeneğine düşmüş oldu diyeyim. Gençler Diğer bir sorumuza da bakıyorum. 2n 46 kromozomlu bir hücre aşağıda verilen bölünmelerden hangilerini geçirdiğinde 23 kromozomlu 16 tane hücrenin oluşması meydana gelir diyor. Şimdi bu soru kalıplarında tabii ki aslında matematiksel olarak denklemini kurabilirsiniz. Mantığın şu olması lazım. Benim bir tane hücrem var. Sonda da kaç tane hücrem olsun istiyorum? 16 tane hücrem olsun istiyorum. Bunların her birinin kromozom sayısının da 23 olmasını istiyorum. Başta iken 46 ile başlamışken kromozom sayısı 23 ile bitsin istiyorum. O zaman kromozom sayısının yarıya indiği mayozun bir kere gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bir kere mayoz bölünme meydana gelse arkasından bir bir daha mayoz bir daha mayoz meydana gelebilir mi? İki ene en e, bölü ikiye en bölü dörde gidemezsin. Mayozdan sonra bir daha mayoz gelemez. Bak mayozdan sonra bir daha mayoz gelemez. Sadece bir tane mayoz bölünmenin meydana gelmesi gerekiyor. E o zaman baktığımız zaman mitoz 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 demiş. Burada da kromozom sayısı değişmezdi. Bir mitoz geçirse bir daha geçirse bir daha geçirse. iki mitoz bölünme geçirse 2 üzeri n'den 2 iki üzeri 2'den 4 tane yavru yavru hücre oluşur. Bu dört tane yavru hücre bir kere mayoz geçirse her birinden de dört tane yavru hücre oluşacağına göre 16 tane hücre meydana gelecek. Şuradaki mitozda kromozom sayısı değişmeyecek. Buradakinde değişmeyecek. Şuradakinde yarıya inecek. Yani bizim istediğimiz seçenek E'de olmuş olacak. Diğer sorumuza da bakıyorum. Aşağıdaki tabloda mitoz ve mayoz ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olarak işaretlendirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Bakıyorum mitoz N, 2 en gibi hücrelerde gerçekleşebilir. Hatta mitoz 3 en gibi bitki hücrelerinde de gerçekleşebiliyordu. Tabii ki mitoz bunlarda kromozom sayısı değişmediği için gerçekleşebilir. Mayoz üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Mayoz sonucunda oluşan hücrelere gamet ismini vermiştik. Tabii ki üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayacaktır. Yani bu da bizim için doğru. Mitoz tek hücrelilerde büyüme ve gelişmeyi sağlar. He. Tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Mitoz geçirdiği zaman birey sayısı ne olur? Artar. Yani tek hücreli canlılar mitoz geçirdiği zaman büyümüş, gelişmiş olmaz. Ne yapmış olur? Üremiş olur. Yani mitoz üremeyi sağlar diyeceğiz. Bu da bizim için yanlış. Mayoz tür içinde kromozom sayısını sabit tutar. Buna biraz düşüyorsunuz söyleyeyim gençler. Şimdi bizim başta kaç kromozomlu hücremiz vardı? 2n 46. Erkekte de, dişide de 2n 46 var mayoz bölünme geçirildiği zaman en kromozomlu mesela yumurta ve sperm meydana geliyor daha sonra bunların birleşmesiyle oluşan yavru da yine iken 46 kromozomlu oluyor mayoz bölünme tabii ki tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayacak mayoz ve döllenme olayları sonucunda tür içi kromozom sayımızı sabit tutuyoruz Mitozda DNA işlenmesi bir kez, mayozda iki kez gerçekleşir demiş. Hayır, mitozun başında DNA işlenmesi tamam bir kez gerçekleşiyordu. Mayozun en başında bir kez gerçekleşiyordu. Yani iki kez gerçekleşir diyemeyiz. Yanlış oldu. Seçeneklere baktığımız zaman da hemen yanlışla başlayanları eleyim doğru doğru yanlış doğru yanlış olması gerekiyor. Doğru doğru yanlış doğru yanlış dediğimiz seçenekte de. Denizli'de karşımıza çıkmış oldu. Diğer bir soruma da bakıyorum. Çok hücrelerde büyüme ve gelişme yaraların onarımını sağlar. Önce sorumuzu okuyalım. Olaylarından mitoz ve mayoza ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleşmiştir diyor. Çok hücrelerde büyüme, gelişme ve yaraların onarımını ne sağlar? Ben mitoz yaptığım zaman büyümüş gelişmiş olabilirim. Bir yerim yaralandığı zaman buraların tamiri de tabii ki mitozla gerçekleşir. O zaman biri buraya yapıştırdım. Erkek arılar da sperm oluşmasını sağlar. Spermi görünce yapıştırma. Erkek arılar neydi? en kromozomluydu. Erkek arılar en kromozomlu oldukları için spermleri de en kromozomlu oluyordu. Bu spermleri mitozla oluşturuyorlardı. O zaman ikinin tabii ki mitozun altına gelmesi lazım. Ama insanlarda üreme hücrelerinin oluşması tabii ki mayoz bölünmeyle meydana gelecektir. Tür içi kalıtsal çeşitliliği meydana getiren bölünmede tabii ki bizim için mayoz olacaktır. Bitkilerde vejetatif üreme üremeyi sağlar diyor. Vejetatif üreme neydi? Bitkilerde görülen eşeğsiz üremeydi. Hani bitkinin bir dalını kopartıyorduk götürüp bu dalı ekiyorduk. Daldan yeni bitkiye elde ediyorduk mesela bir çeşidinde. Temeli eşeğsiz üreme olduğuna göre mitoza dayanacaktır. Beşi de buraya yapıştırdığımız zaman cevabımızın E'de olduğunu tabii ki gördük diyeyim. Bir tane de karşılaştırmalı soru çıktı karşımıza. Böyle görselleri olan sorular çok fazla derecede karşımıza çıkıyor. Mitoz mu, mayoz mu olduğunu anlamakta zorlanabiliyoruz. Hemen bakalım. Şimdi ben sorunun yukarısına bakmıyorum. Şekiller üstünden gidiyorum. Bazen şekilleri yukarıya koyuyor. Diyor ki şuna ait olabilir mi? Buna ait olabilir mi? Şimdi birincisi A ile gösterilen şekle baktığım zaman ben bu hücrenin ne bölünmesi geçirdiğini anlıyorum. Mayoz bölünme geçirdiğini anlıyorum. Neden? Karşılıklı kutuplara giden kromozomlar var. Kromozomlar karşılıklı kutuplara gittiğine göre bu kesinlikle mayoz bölünme yapmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait. Buna bakıyorum. Bu şekle baktığım zaman mitoz mu mayoz mu anlayamıyorum. Neden? Bu hücre mitoz evresinde olabilir. Aynı zamanda mayoz 2'de de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu 2N kromozom, 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir. Aynı zamanda mayoz 2'de de olabilir bir hücre. Burada mayoz birinde kromozomların olduğunu hayal ederim. Derim ki 2N eşittir 12 kromozomlu bir hücrenin mayozuna da ait olabilir derim. Mitozdaysa metafaz evresinde hemen onu da yazayım. Ekvator düzlemine dizildiği için metafaz evresinde. Mayoz bölünmeyde ise mayoz 2'nin tabii ki met'e. Faz evresinde olacak, metafaz 2 evresinde olacak. Buna baktığın zaman zıt kutuplara kromozomlar hareket ettiğine göre bu mayozun hangi evresinde? Anafaz 1 dediğimiz evrede. Buraya baktığım zaman burada da tetrat oluşumu söz konusu olmuş. O zaman tetratlar meydana geldiğine göre, dörtlü yapıları gördüğüme göre kesinlikle mayoz bölünme sırasında 1 2 3 4 5 6 mayoz bölünme geçiren 2n 6 kromozomlu bir hücreye ait olabilir. Çekirdek zarı erimeye başladığına göre de profaz 1 evresindedir diyebilirim. Buraya baktım burada da tetratların hücrenin ekvatoral düzlemine dizildiğini gördüm. Tetratlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizildiğine göre bu da kesinlikle mayoz bölünmeye ait bir e, şekil olmak zorunda. Buraya baktığım zaman da mitoz mu mayoz mu yine anlayamadım. Mitoz bölünmeye aitse bu 3 kromozomlu bir hücredir veya mayoz bölünmenin ikinci aşamasında 6 kromozomlu bir hücredir. 2 en 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz geçirmesi sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi gerçekleşmez? 2 en 6'nın mayozu olabilir, 2 en 6'nın mayozu olabilir. 2 en 6 kromozomlu bir hücrenin mayozu bu da mayozu olabilir. Ama 6 kromozomlu bir hücrenin mayozu olamaz. 6 kromozomlu bir hücrenin mitozu olabilir. Mayoz olsaydı 2 en eşittir 12 kromozomlu bir hücredir diyecektik diyeyim gençler. Tabii ki şekilli sorulara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu son sorumuzdu. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.